Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'a hazırlık olarak zeytinyağlı yaprak sarması saracağız. Benim 5 kilogram salamur yaprağım vardı. Biliyorsunuz normalde salamur olduğu için tuzlu oluyor. Onu bir gün öncesinden çıkardım. Sıcak suda beklettim. Daha sonra yıkadım. Tuzunun gittiğinden emin olunca süzgeçten süzdüm. İç malzemesini hazırladım. İç malzemesinde 3 su bardağı pirinç, 3 su bardağı bulgur, bir tane kuru soğanı rondodan çektim. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, kuru nane, karabiber ve zeytinyağı da ekledim. Dilerseniz siz maydanoz da koyabilirsiniz kuru nane yerine. Biraz da tuz ekledim. İsterseniz yapım aşamasına geçelim inşallah. Yaprağımızı sarmadan önce ortasındaki sapını koparıyorum. İç malzememiz çiğ olduğu için çok fazla koymuyorum. Bulgurun ve pirincin şişme payını da bırakıyorum. Tezgahıma yaprağımı serdim. İç malzememden ekledim. Kenarlara yaydım. Sıkıca sarıyorum. Kenarların içerisine katlayarak yuvarladım. Evet, yaprağımızı sardık gördüğünüz gibi. Bir tane de önden göstereyim. Güzelce tezgahıma aldım. Sapını kestim yine. İç malzemesini alıyorum. İnce yayıyorum. Sıkıca, sıkarak elimle. Kalem gibi olmasını istiyorsanız sıkı sıkı sarmanız lazım. Daha sonra yuvarlıyorum. Diğer yapraklarımın yanına koyuyorum. Evet, buzdolabı poşetimi aldım. Dik dik gördüğünüz gibi. Poşetime dik dik yerleştiriyorum. Çünkü alırken kolaylık olsun. Pişirirken de dik dik tencerenize dizerseniz yaprağınız aynı sardığınız gibi kalır. Hiçbir açılma, gevşeme olmaz. Böyle yatay olarak sararsanız, dizerseniz dağılma riski olabiliyor. Ama böyle dik dik koyduğunuz zaman sıkı sıkı hiçbir gevşeme falan olmuyor. Güzelce poşetime yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi tek tek. Elimle düzenliyorum. Gevşek olan yerlere tekrardan yaprak yerleştirdim. Poşetimin ağzını bağlıyorum. Evet, derin dondurucuya gitmeye hazır. İstediğiniz zaman çıkarıp davetlerinizde, bayramda pişirip yiyebilirsiniz. Kamerayı kapattıktan sonra ben bayağı bir sardım gördüğünüz gibi. Hepsi de kalem gibi ince ince oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle.